Selamlar efendim, hoş geldiniz kanalıma. Nerede kalmıştık? En son Yükselti tanıtmıştım sizlere. Eğer izlemediyseniz kanalıma bir sonraki bölüme giderek izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde de yine bir sonraki kanal diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben size neyi tanıtacağım? Burada jetonlarımız var. Jetonlar ne yapıyor, ne ediyor, ne işe yarıyor falan fistan. Mesela burada Battle Royale jetonu demiş arkadaşlar. 12 tane jeton arkadaşlar buradan karakter alabiliyormuşsunuz 7 günlük. Bunları biriktirirseniz burada ödül sistemi var arkadaşlar. Mesela Battle Royale oynadınız. Gittiniz 10 tane şeye bunu aldınız. Hava takviyesi indirtebiliyorsunuz. Hava takviyesinin içerisinden AUG, M4, MPT falan fistan skinli bir şekilde artı 7 çıkıyor. Yani bunlar bu şekilde yarıyor. 39. sezon jetonu 158 tane birikmiş. 158 tane var ama bir şey alamıyoruz şu anda. Mesela ben buradan ne alırdım? Doğu kasası alırdım. İçinde şuraya bak. Burada ne istediği yazar. Bunun içinde ne olduğu buradan yazar arkadaşlar. 100 bin dolar parası falan fistan verebiliyormuş. Yani ben bunu alırdım. Direkt işe yaramaz. Kobalt kasası 5000 ile 100 kobalt arasında bir şey çıkıyormuş. Ejder anahtarlık garantili deste. Vermeseydin kanka. Vermeyin abi, bu ne? Doğu kasası almaya uğraşacağız. Bu bölümde önceki bölümden kalma silahlarla gameplay falan yapabiliriz. Serap jetonu diye 210 olmuş mesela bu. Pink Pow eldiven kasası. Burası full eldiven. Kral deste var. JM içerisinde ne çıkıyor? Elit destansı efsane nadirliğinde kartlar çıkabilir. 5 adet rastgele kart verir diyor. Yaygın seyrek nadir kartlar çıkmaz diyor. Quantum artı plus, fix plus ve scoop plus çıkabilir diyor. Yani bende 210 tane birikmiş. Dediğim gibi bu oyunda para yatırmayarak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şuraya geldiğinizde mesela burada efsane platinum desteği var. Bunun içerisinden de Osmanlı Ayıcı, Sultan, Raptor, bunların hepsi efsanevi. Kırmızı arkadaşlar, almayın. 200 buna vereceğinize gidin bunu alın. Hatta normalde bunu 20 yapmışlar. Eminim yani %1500 eminim. Bunu 250 falan yapacaklar. Hata abi bende bir şey yok. Yani ben bunu aldım diye bana ban falan atamazsınız. Yani ben alırım abi, ben kendim ben bilmem. Daha fazla satın alamazsın. Aldın dedi böyle. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yeşil kristal eldiven kasası. Bu neymiş? El patron, şazam, bilmem bir şey. Ben bunu alacağım ama almam. Şunu alırım daha iyi abi. Bunları alacağım ama dediğim gibi almam. Evet, bir tane aldık. Arttıramıyoruz maalesef. Kalan 30 diyor ama sanırım bunlardan alacağız abi. Siber güç eldiven kasası. Siber güç bilirsiniz arkadaşlar. Daha demin önceki videoda da anlattığım üzere. Bu arkadaşlar ışıklı mışıklı bir şeylerdi. Yani gökkuşağı renginde gördüğünüz gibi parlıyordu. Sınırsız veriyor. Güzel. Sınırsız cumali eldiven kasası. Her neyse, kış sezonu jeton arkadaşlar. Bu 63 tane birikmiş. Mesela bunlar ne alabilirsiniz? Karakter, Galas eldiveni, jetonun kasası, istatistik sıfırlama veriyormuş. Bronz deste almayın. Şurayı komple almayın abi. Mesela bunlar 30 günlük. Bu güzelmiş de. Yani 131 falan fıstı ama abi bunlar fazla ya. Poligon jetonunda arkadaşlar Zulapas'tan kazandığınız jetonlar oluyor arkadaşlar. Ne kadar çok oynarsanız buradan da bu tarz şeyleri alabiliyormuşsunuz. Mesela 850 tane jetona buradan gelip 10.000 materyal alıp artı 7'nize istediğiniz gibi basabiliyorsunuz. Güzel bir şey abi. Sarsılmaz kasası yine aynı şekilde. Buradan karakter falan fistan. Ya bunu alın ya bunu alın. Premium kasası da zaten materyal ile alakalı. İkisinden birisini alın. Hadi beğenmediğiniz bir şey yok burada. Gidin buradan 15.000 paraya sıfırlayın. Jeton kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Markete geldiğimiz arkadaşlar, markette sana özel VIP teklifi diyor. Mesela 75 liraya bu skinleri alabilirsin diyor. Almayacağım ben dedim. Yani sponsor olarak video çekmem karşılığı bir şeyler yollarsanız, nickim burada arkadaşlar. Güzel olur. Ne yalan. Her neyse, bokunu çıkarmayalım. Sınırsız silah kasası mesela bu AWP şey taş emlar bilmem bir şey bir şey bir şey. Yani bunlara değeceğini düşünmüyorum abi. Yani Glock 18 atsa güzel olur. Şu anda bende var zaten sınırsız. Sizin için söylüyorum. Burada size lazım olanlar arkadaşlar Cardos 18 ve Glock 18 kullanırsanız, bir de tercihinize göre AWP, şu üçü lazım sadece. Yani burası bu şekilde. Sınırsız silah 3 şeye girdiğimizde burada M4 Super 90 mesela. Bir de ikili bomba lazım. Buradan size silah kasası birden MPT 76 ve AUG, bu ikisi lazım. Bıçak var da hepsi olur zaten. Bıçak bıçaktır abi. Cumhuriyet 20 kasası. Bu kasadan 52.500 ila 432.450 zulu altında aralığında bir sınırsız silahlar, kasalar, karakter kasaları, eldiven kasaları falan filan. Yani bunu alırsınız diyor. Belli bir değere tabi ama şansınıza bağlı silah kasaları falan fistan alırsınız diyor. Yani çok gerekli mi? Değil. Yani kendi tercihine göre aldığından dolayı size gidip kırmızı kartlı desen falan da atabilir. Yani almayın. Gereksiz.
Sömestr kasası, sömestr kasası alabilirsiniz. Yani gerçekten sömestr kasası çok güzel bir mesele. Alın abi, bolca alın bundan. Gidin bundan full alın. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey var. Atış kasası var. Atış kasası 575 altın. Gidersiniz artık paranız ne kadarına yetiyorsa alırsınız bunu. 100 bin zula parası, 100 bin XP, materyal ve çelik gerek. Yani bunlar zaten sizin şu ekstralara gidiyor. Ben de zaten gördüğünüz gibi bunlar sınırsız. Hep olur bunlar. Bunlar çıkma ihtimal var. Nişan kasası da sniperlardan veriyor. Sınırsız düşme ihtimali de yanında. Öyle söyleyeyim sizlere. Hedef kasası 10 milyon zula parası, 10 milyon XP abi. Bu sizi var ya abo. 40 level'dan en az bir 60 level'a götürür bu sizi. Diyorum size şu bir çıkarsa. Ya bunun arasında da çıkma ihtimali var. Mesela 500 bin zula parası alsa size, yine uçarsınız siz. Buradan gidip ne bileyim materyal alırsınız şuradan falan filan. Yani paranızı bunlara yatıracağınıza gidin adam gibi şuna basın. Ya da buna basın. Ya da en kötü buna basın. Mesela bu desen istiyorum abi falan fistan diyorsanız gidin bunu alın. 1500 zula altında transform, terminator, yeşil transform falan hepsinden atıyormuş. Bak gördüğünüz gibi bayağı bir çeşitlendirmişler. Üstüne gidip zula parası ve XP'de 5'er milyondan koymuşlar. En pahalısı bu ama en zengin içerikte bunu da. Uzaylı silahlarını sınırsız bir şekilde atabiliyor arkadaşlar. Onun yanında AUK ve MPT-76'yı da atıyormuş. Bunlar da bu şekilde. Groza ve AWP'yi ve Kardol 88'de şimdi gördüm. Oo, ikili bombayı falan da atıyor lan. Bu neymiş böyle? Şuradan komple toplasanız 4 tane falan işinize yaramaz. Bu aşırı güzelmiş. Parası olan arkadaşlar neye yatıracağınızı artık biliyorsunuz. 40. sezon jeton kasası mesela. Bu çöl jeton diyor arkadaşlar. Daha demin şurada anlattığım gereksiz şeylerin olduğu yer var ya. Bu yani. Bunu alıyorsunuz onlar geliyor. Mesela çöl jetonu 250 sezon diyor. Ha, bunlar gereksiz abi. Serap jetonu. Platin kasa falan fistan işte. 2024 kasası. 2024 kasası var arkadaşlar. Bu kasa bu nişan kasasıyla aynı eşdeğerde. Yani bundan da zaten M4 falan atıyor ne bileyim. Karıştırmışlar burada. Çok fazla gereksiz silah var. Mesela FNFL, TRX, Ustura, P2000 gibisinden gereksiz bayağı bir şey var. Bunu alacağınıza gidin nişan kasası alın. Ha, bunları yanında arkadaşlar bunların hepsinden bir tane değil. Sadece içlerinin bir tanesini alabiliyorsunuz. Sınırsız alabiliyormuşsunuz çıkarsa eğer. Nişan kasasında direkt silah verebiliyor ya da materyal ya da yıldız falan fistan alıyor biliyorsunuz. Yani bunlar da bu şekilde. Bunlara karakter koymuşlar. Bunlar gereksiz ya. Ne yalan söyleyeyim bunlar çok gereksiz ya. Yani bunlardan almayın abi. Mega ZP kasası. Mesela Battle Royale attığımız arkadaşlar bir ara etkinlik verdi. Bundan düşerdi. Her maç sonunda neredeyse ZP kasası ya da orta seviye kasa Mega ZP kasası alırdınız. Ben bunları ala ala artı 7'yi fullledim bu karaktere. Aynı şekilde buradan şey alabiliyorsunuz mesela bastınız buraya 600 bine 3 tane bundan 11.500'lük alabiliyormuşsunuz. En pahalısını örnek gösterdim. Mesela kaç olsun? 5.500 olsun abi. Yarı fiyatına 3 tane bir alana 2 bedavaymış mesela gibisinden etkinlikler de oluyor bu şekilde. Karakterinizi fullleyebiliyorsunuz. Kasalar bu şekilde arkadaşlar. Paranızı en faydalı ya acele etmeden böyle ilmik ilmik işleyin abi. En faydalı neye harcayabiliyorsanız onu harcayın. İfade almayın, karakter almayın. Bunlar gereksiz, anahtar almayın. Anahtar oyunu şu anda en gereksiz şeyi. Hatta sandığı bile bulunmuyor. Niye kaldırmıyorlar anlamıyorum. Deste almayın. Desteler çok gereksiz. Hatta oyunun en gereksiz şeyleri diyebilirim. Kasalar varken destelere gerek yok. Kartlara gerek yok. Kartlara para harcamayın. Karakterlere harcamayın. Kostümlere harcamayın. Yani kostümler zaten skin gerçi siz bilirsiniz ama yani benim oynadığım çoğu oyunda skin seven arkadaşlar var. Kalıcı böyle gözlük takayım onu bunu takayım falan fistan sevenler var. Ama paranız yoksa fazla değilse harcamayın. Onun haricinde ekstralarınızı full alın abi. Ekstralarda ne alacağım diyorsanız gelin buradan bir tane çelik yelek alın. Gelin buradan bir tane hızlı silah çıkartma alın. Hızlı doldurma alın. Tepme azaltma. Üstüne bir de hızlı ateş aldınız mı bu çarda durmaz abi. Bunu söylediklerim bu arada şey rekabetçi için. Eğer TDM atacaksanız şu %50 çoğaltma olmadan girmeyin. Gerçek diyorum. Bu %50 yani şuradaki gördüğünüz şey diyor ki yeniden canlanmanın olduğu oyun modlarında canlanma süresini %50 azaltır. Mesela adam bir kere doğarken siz iki kere doğacaksınız. Çat 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 aralıksız vuracaksınız milletin kafasına. O bu şekilde arkadaşlar. Bunu almayı unutmayın. Burası çok önemli. Silahları zaten çekin.
Yani ben bunu çektim mesela, biraz oynayacağım. Ve param olmadığından dolayı yine Zula para gösteremeyeceğim abi. Yani bilmiyorum, belki kasalarıma güveniyorum şu anda. Klanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de mesela demiş ki, klanda toplam 30 maç atan oyuncular Zula pas diyor. Klan değil aile yazmış. Benim kameramın altında falan fistan. Abi bu her klan yapmıyor maalesef. Bunu anlaşmanız lazım veya güvendiğiniz klanlara girmeniz lazım ki bunun bir şeyi olsun, nasıl söylesem, güvencesi olsun. Sen atarsın abi maçlarını. Şahat bir adam vermez, göt gibi kalırsın ortada. Gerek yok böyle şeylere. Mesela bonus olarak da seviye ödülleri klan chase varmış abi. Buradan da size pay artık düşüyor mu düşmüyor mu hiç fikrim yok. Burası bu şekilde arkadaşlar. Görevlerimizi zaten anlattım. Battle yani Zula Pass'la birlikte. Çantayı size tanıtayım. Çantamızda direkt şöyle silahlar kısmına girerekten neler var neler yok size göstereceğim. Anaya tıkladım abi. İlk önce taarruzlardan başlayalım. Sınırsızlarımız bu şekilde. Mehmetçi'yi bedava verdiler. M6 Lavre'yi bedava verdiler. Bunu ikisi sınırsız olarak direkt oyun bize verdi. Yani etkinliklerde verdi. 2019'dan beri kaç tane etkinlik oldu siz de hesaplayın. Onlar da verdi abi. Mekon zaten oyunun kendi verdi. AK-47, Chris Vector ve Tar 21'i nasıl çıkardım hiç hatırlamıyorum. Şu ekip zaten komple oyunun kendi verdi. FNFL Pro artı 4 iki günmüş mesela. Bunu basalım abi. FNFL Pro ekli abi. AK var hazinemizde. Mekon var. Mekon yerine neyi koyacağız? Pompalımızı koyacağız tabii ki. 4, 5, 6 boş şu anda. Yok, 4 ve 5 boş arkadaşlar. 4 ve 5'in yerine de Mehmetçik ve M6'yı deneriz. Taarruzu AK'di zaten burada. Fazla bir şey kalmadı. Çok fazla silahımız olmadığından dolayı arkadaşlar, şu anda biraz oyunculuğumu konuşturmam gerekecek. Tabancaya geldiğimizde Glock 18 zaten size önceki bölümde de gösterdim. Bıçaklarımız bu şekilde. Mesela ben bunu eklerim abi. En sevdiğim şey ya. Ama bu da bayağı güzel yani, ne yalan söyleyeyim. Bunu da bir re koyarım göstermek amaçlı. Bonus bomba. Bunlar var arkadaşlar. Sınırsız, sınırsız, sınırsız. Benim diğer çarda, yan çarda bu sınırsız. O çok güzel. Bu olmazsa olmaz abi. Bunu sınırsızlamaya bakın. Bombalar arasında en iyisidir. Bunu alın yani. Arşiv diyor. Arşiv de bomboş. Ekstralarımız bu şekilde. Spreylerimiz bu şekilde arkadaşlar. Her sezon sonunda illaki veriyor yani. Bilmiyorum. 2022, 2023 gördüğünüz üzere 2022 VIP'den gelen isim değiştirme vardı ya arkadaşlar, söylemiştim 12 adet olmuş. 2021 gibisinde. Bunlar da Battle Royale zaten. Bunlar artı basma. Battle Royale oynamıyorum. İstatistik sıfırlama 5 tane. AKS şans bileti 25 tane. Bayağı var. Materyallerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben sizlere videoda açabileyim diye, bir şeyler yapabiliriz diye, artı 7 basabilir miyiz diye, daha doğrusu denemek amaçlı ben saplıyordum. Ahmet'e demiştim harcamadığı 27 adet finik. Aşağıda gördüğünüz demir, krom, titanyum ve kobaltı görüyorsunuz. Bunları unutmayın. Ya zaten ben bir yere sabitlerim büyük ihtimal. Ben bunların hepsini bir açayım geleyim. 10 years later. Evet, şimdiki açılımımız bitti arkadaşlar. Daha deminki olanlar burada. Şimdiki olanlar gördüğünüz gibi altında, zaten kameranın altında. Yani fark bu, hepsini açtık. Bunlar geldi abi, şimdiye kadar biriktirebildiğimiz bunlarmış. Şimdi işte sıra kasalarda arkadaşlar. Kasalara girdiğimizde ne yalan söyleyeyim, Battle Royale kasasından 40 tane olmuş. Bunlar Battle Royale oynayanlar için bulunmaz mı nimet, ama ben oynamıyorum. Bu oyunun Battle Royale'i yok arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en gereksiz Battle Royale'lerden bir tanesi diyebilirim. Karaçol kasası, bunlardan açacağız bayağı bir. Ama ilk önce birlikte başlayalım bir. Güzel bir şey çıkarsa bakalım inşallah. 7 günlük 1 günlük falan fistan. Yani çok fazla bir şey gördüğünüz gibi atmıyor. Yani bu karakter kasası hatta aç gitsin ya. Eşref dayı çıktı. Dayı. Yani sprey açmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sprey gerekmiyor. Ateş kasası. Ateş. Bakalım. 350 materyal. Nostalji sprey. Semester. Aç lan semester'ı. Canlanma sanki yokmuş gibi. Sınırsız kanka, ne yapıyorum ya. Şunlardan bir tanesini tutturursak aşırı güzel. 5000 XP. Arda arda açma Caner. AK Ekol. 7500 lira parası. Hemen bir tane AK çöl kasası daha. 500 metreler çöp. Ocak abi. Şöyle kara çöl açayım bir tane. Bundan da destek çıkıyor çoğunlukla. 400 lira. Spreyi açtım yanlışlıkla ya. Evet, 1000 metre çöp oldu abi. Şimdi şöyle arkadaşlar, şuradan gördüğünüz üzere buradaki tüm destelerden atabiliyor. Ya da bize Cheat Touch, FNFI Pro, AK-47 zaten var. Glock sınırsızımız var. Bize SRT Eagle, Ustura, ikili C. Yani silahların hiçbiri işimize yaramıyor. Sadece deste atarsa bizim için iyidir. Deste açılımımızda Vandit daha güzel. Horoz kötü.
Raptor kötü. Desert Eagle kötü. Osman dedi kötü. Vendetta siyah susturucu garantili. Bunları düşüren var ya, eskiden böyle kafayı yiyor, çıldırıyordu, duvarlara tırmanıyordu. Her neyse abi, burada Sahara çöl kasası. Sahara değil abi, o Sahra'dır ya. Yani esebilirsiniz ama yine de. Ne veriyormuş silah? Yani bayağı bir silah veriyor arkadaşlar. Daha demin size vardı ya, demiştim altında alın diye marketten. Bizde onlardan birikmiş. Nereden gelmiş bilmiyorum. TDM veya rekabetçiden geldi. Yani oradan gelir arkadaşlar. Altın kasmayın. Altın basmayın. Gidin rekabetçi TDM oynayın abi. Bakın gördüğünüz gibi 10 tane. Burası ne kadar eder? 10.000 altın eder. 10.000 altında gördüğünüz gibi. Daha 5.000'e daha demin 50 lira veriyordunuz. Şimdi ne veriyorsunuz? 25.000 XP. Yıldız verdi. Yıldız kötü abi. Şu yıldızlar vermesin. Battle Pass kasmıyoruz. Materyal çok gereksiz. XP, Zula parası ve silah lazım bize. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Yok abi yok. Şöyle şans. Kader dağıtalım. Materyal. Materyal. Baş veriyor. Full baş veriyor. XP de duracak mı aslında? Aha 30 yıldız verdi. %10'luk çok güzel. 20.000 XP. 25.000 XP. Hadi oğlum. Yani 25.000 XP aslında iyi abi ya, ne yalan söyleyeyim, şuraya baktığınızda 20.000 dolar parası, 25.000 dolar parası falan filan makbule geçti, ne yalan söyleyeyim. 3.000 hayır dedim abi, böyle bir tazeleyelim ya. Evet, saçma salak bir totem yaptık, hadi bakalım. Yallah tazelik vermiyor. Battle Royale aç bir tane. 2 tane aç. 2 ondan 2 ondan. Abi 31 oldu. O 30'da öyle geldi de ondan oldu. 30'dur. Hadi oğlum. Bir günlük de tepme azaltma. Neler var burada? Bir tane gövde, bir tane el, bir tane de tepme azaltma. Başında bir şey yok. En azından seti tamamladık. Her neyse. Neyse sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar oyunun bize verdiği ücretsiz destelerimiz var. Yani 76 tane platin. Bundan gereksiz şeyler çıkar. Eydar garantili full kırmızı atar abi. Yani transform da kırmızı. Şöyle göstereyim. Aa full yeşil attı lan. Yani abi dediğim gibi bunlar çok gereksiz şeyler. Transform destansı çok önemli kalmadı oyunda. Eskiden bir tane alınca kafayı yiyorduk. Bir daha açayım. Zaten olanlardan veriyor bir daha. Her neyse Vendetta açalım abi. Efsane evi kırmızı. Bunun eskiden yine bir heyecanı vardı. Acaba çıkacak mı falan filan. Neon garantili kırmızı yine aynı şekilde. Bunların devri bitti arkadaşlar. Bu ne olmuş, çarpmış, çürpmüş, bunların devri kapandı. Mekatronik yine aynı şekilde. Ama Mekatronik'in kendine has bir çekici yolu olduğundan dolayı. Yani ben seviyorum Mekatronik'i. Bak mesela aynı şekilde. Halen istiyor para. Ben buraya parayı basar mıydım? Eski hesabımda basardım. Eski hesabıma 100 lira gibi bir tane para yatırmıştım. Buraya basardım. 110 fazla istemez diye. Enayilik işte. Baltman 357 gibisinden çok fazla uğraşmayacağım oraya. Vendetta, gümüş susturucu, Atlantis açalım. Atlantis de kırmızıymış. Kırmızı işinize yaramaz arkadaşlar, almayın. Boros, Neon, Transform, Osman destesi işinize yaramaz. Cehennem garantili bakalım. Bu da kırmızı abi. Kırmızı işinize yaramıyor. Tekrar söyledim, tekrar söylüyorum. Yıldırım da aynı şekilde. Kırmızı zehir garantili. O da kırmızı oyuncak. Efsane zaten kendinden kırmızı. Efsane yani bildiğiniz. Efsane Truva. Truva setine bayılıyorum abi. Kendine has bir görünüşü var. Platin M468. Eskiden çok aldırdınız bunu. Altın ve gümüş desteğinden daha yüksektir diyor. Efsane ve nadir daha çıkma. Bak gördünüz mü? Oyuna bunlarla başladınız abi siz. Bunları alan kraldı mesela. Ama dediğim gibi oyunda oyunculuk yani bilek olması gerektiğinden dolayı işte bunlar pek bir önemi yok. Efsane ve nadir çıkma olasılığı gümüş ve bronzdan daha önemli. Falan filan falan. Vendetta altın susturucu. Mehmetçik Pro'ya çıktı mesela. Elimizde olmayan bir şey. Gümüş deste. Efsane nadir. Bunları açmayacağım. Bir dakika şunu açayım. Vendetta Evokiyiz hocam. Niye çıktın? G36. Raptor'a ve altın desteğe falan bakmayacağım abi. Karakterlerimiz 3 günlük eşref day var. Kostümde yeşil kristal eldiven kasası var. Ooo. El patrona verdi. Bilmiyorum iyi mi kötü mü? İstila eldiven kasası diyor abi. Sınırsız istila. Eldivenler sınırsız abi. Böyle... Çok fazla bir şey beklemeyin eldiven çıkarsa falan fistan diye. CSGO'daki hiçbir şey burada yok. CSGO dedim ah lan.
Ah lan birader. Bitenler de bu şekilde arkadaşlar. Size bir tane sniper göstermek istiyorum. Şu anda para birikti. 3 günlük çek abi. Onun haricinde arkadaşlar size bir tane MPT-76S oynayacağım. Bunu çekeceğim. Dediğim gibi kanalı takip alırsanız bunları izleyebilir. Hem de benim için bana yardımcı olmuş olursunuz. Güzel olur. Tommy Gun deneyeceğiz. Tommy Gun güzel mi değil mi onun bölümünü çekerim. 7 günlük falan alıyorum. Parayı göt ettim ama yapacak bir şey yok. Hepsi sizler için. Bir tane MPT-76 alacağım. Şu şekilde 9800 o da girdi. Şöyle ikili bomba alacağım 15.000 mi? Bunu AKS'den düşürürüz hocam. AKS'ye girdik arkadaşlar. Böyle bir yer var. Bu ilk geldiği zamanlar 2900'de yani bayağı bir şey açabiliyorduk. Ben buradan fulledim neredeyse. 30 günlük silahlar alabiliyordum buradan. Zula altını, zula parası ve HP ile alabileceğiniz şeyler mevcut. Şu anda düşük bu şekilde, yüksekler bu şekilde. Burası sizin kumarınız abi. Yani size bunu göstereyim. Yani çok fazla bir şey yok. Verdiği şeyler eşit. Yani bir şey kaldıramadım buradan ben. Ama en düşüğünü 2900'lük günlük AKS'den aramaya çalışacağım. Yani bunları da alırsak güzel olur. Onun haricinde Battle Royale hava şeyleri, eldivenler, spreyler, eldiven AKS'i falan filan. Bayağı fazla bir şey var. Yani 2900'lükten başka bir şey de koymamışlar. Buradan silah alabiliyorsunuz. Mesela buradan gelip arkadaşlar 3 günlük almak yerine gidip oradan kumar oynayaraktan bir tanesi çıkarsa bir günlük olarak en azından oynayabilirsiniz ki başlayalım. MPT-76. Daha demin ne yapacaktık? Gittik aldık o kadar. Bir gün daha yüklendi. Burada da işte Eylül AKS ZP diyor mesela 7500'e çıkarmışlar abi. Yani bunlar tanesi şu anda 2900 olması gerekiyorken 7500 olmuş. Buraya da el atmışlar. Buraya da zam gelmiş. HK var abi. HK'yı sizlere şöyle ufaktan açıklayayım. Oyuna ne kadar para yatırsanız o kadar ödül alıyorsunuz. Mesela 35.000 ZA yatırdınız mı? VIP veriyor abi 14 günlük size. Buradaki VIP'ye 200 lira yatırarak alacağınız VIP'yi buradan 35.000 zula altını yatırarak zaten hem bunu alıyorsunuz hem zula altını alıyorsunuz hem gidiyorsunuz zula pas alıyorsunuz falan fistan her yerden kazanabiliyorsunuz. Bu sistem güzel. Hem kasalar veriyor gördüğünüz gibi. Bunlar da bu arada harcama yapmadan kazanıyorsunuz. Zula parası diyor. Mesela zula parası 50.000, 100.000 zula parası harcadığından dolayı bana bunları verdi. Açalım abi sinirsiz tarantula. Açtık baş çıktı. Karaçöl kasası 5000 XP eyvallah kanka çevirir onu böyle yatırır kendime böyle saplarım sağ ol. Her neyse onun haricinde şu şekilde sınırsız ifade yani böyle böyle 5 milyon altına kadar güzel güzel şeyleri var arkadaşlar bunların. Gördüğünüz gibi sonraki ödülü için kalan ZP 55K diyor mesela bunu alacakmışız sonrakinde. İlk önce ben bunlarla bir deneyeyim bu bölümü sonlandırayım. Sonra her silah için ayrı bir bölüm çekeceğim sizlere gerçekten güzel bir şeyler yapacağım. Kanalım takipte kalırsanız sevinirim. Başlayalım abi. İlk önce neye başlayalım? Saat şu anda sabahın 6'sı olduğuna dolayı arkadaşlar çok fazla kişi yok. Evet arkadaşlar kendi odamı kendim oluşturdum. Neden derseniz internet kafe yani bu oyunun en seri oynanılabilecek tek yeri internet kafedir. 95 level'ım tekrar. Şimdi Taderler geldi ve beni görünce geri gitti tabii ki. Bu ne amı dedi. O 95 level'ı görünce öyle oluyor insanlar. Evet başladık. Şimdi silahımız şu şekilde arkadaşlar. Ölmesi gibi F'e basarak bakabiliyorsunuz elinizdeki. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ise ses kasmak. Mesela enayi ses verdi. Çat çat diyor bak. İlk kan. Biraz eğimim kötü ilk elim. Gerçek anlamda 2 saattir oyunu tanıtıp oyunu size göstermeye çalışıyorum. Adam kendine skin çekmiş. Neredesin kanka? Debedebederim. Onun da sesi şu silahın skininden dolayı. Evet adamın elinde MPT-76 var abi. Doğruluk oranı benimkine göre daha yüksek olan bir silah. Sanırım bu bizimle oyun oynamak istiyor. Böyle silahı göstermeyeceğim kendime. Fade olduğumu sansın. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben oyunda zorbalamayı seviyorum sana söyleyeyim. Ben zorbalamayı sevdiğimden dolayı böyle çok fazla linç. Gördünüz mü elimi
Oyunda eğime gerek yok. Oyunda eğime gerek yok abi. Yani artı 4 silahla artı 6'yı vurabiliyorsunuz falan filan. Evet. AK'miz çok iş yapmadı. Mehmetçiğe geçtim. Adam vuramadık. Enay böyle durursan böyle vururlar işte. Bu silahın da özelliği arkadaşlar şıp diye bir ses çıkar öyle. Evet adam beynimi oynattı. İki kişi kelle avcısı. Gördüğünüz gibi Glock da bu şekilde affetmez. Aa, nereden vurdum bak buradan vurdum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir oda buldum. Diyor ki disco diyor 10 dakikada 100 öldürme diyor. Buraya gireceğim. Bizim takım biraz düşük olduğundan dolayı bizim takımı seçtim. Böyle bir disco map'i gelmiş eskiden beri. Yeni yeni şeyler var. Burası bizim bildiğimiz şey var ya. CS 1.6'dan bildiğimiz Iceworth diye geçiyordu sanırım. Şimdi elimize şeyimizi aldık. MPT-76'yı aldık abi. Önümüze geleni tarayacağız. Adamlar Noel Baba gibi geziyor açıkçası anlamadım neden. Böyle atalım üstten. Böyle kapatmışlar ama. Kanka kahpelik yapma be. Bak şuradan gidiyor ayak sesini dinleyin. Evet adam oraya bakarak çıktığı için GG olduk. Ama bunlar pek önemli değil. Buradan mı çıkacaksın? Geliyor. Birazcık şans eseri oldu ama neyse. Adamlar iki iş abi. Yani normal. Elimizdeki bıçak da bu şekilde. Daha deminki neonlu var ya şöyle bir karanlıkta göstereyim. Artı 7'de kırmızı parlar. Enayi. Ayak sesi vermeyeceksiniz. O yüzden full shift abi. Ama bir de önümü görebilseydim. Ya neden? Ya çok fazla eğime gerek yok bu silahta. O yüzden oyunun en güçlü, en iyi silahı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğleri sıktığınızda doğruluk oranı bayağı yüksek ama adam... Her neyse abi tam bir gun aldım ben. Şu şekilde. Tarayarak geçeceğim. Zaten 50 mermi olduğu için ve reload hızını görüyorsunuz. Evet adamın P2000 var. Bu da güzel bir silah. Yani çok fazla hızlı bir silah. Öyle söyleyeyim. Biraz dağınık atıyor ya Tamigan. Hatta biraz değil bayağı bir dağınık atıyor. Evet adamı aldık ama. Şuradan çıkacak. Almayın. Oynanmıyor. What the fuck? Evet bombaya düştük. Sıkıntı değil abi bunlar. Sadece oyunu tanıtma amaçlı oynadığım şeyler. Şu an bıçak mı salladı? Aynı anda çıktılar abi. Ayrıca benim... Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Enayiler. O üçlü çıktılar. Kızmışlar anlaşılan. Aa çıldırdım. Yani çıldırdım derken o değil. Ya o kadar az mıydı onun mermisi? Şu smoke atıyorlar ya annelerine böyle hükmedes mi geliyor ya? Kanka sen ne yapıyorsun arkaya oturup bizim takım bayağı şu anda eziliyor ya. Evet arkadan yedik. Oyun bitti. Oyun bitti.
Anti abi, anti. Her neyse arkadaşlar, bu bölüm tanıtımımız falan pistten artık neyse, o sondaki emoji benim beynime kansı şatlı da. Bu şekildeydi. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.